Yani bir kere bu sürpriz değil. Zaten Cumhurbaşkanı çok uzun bir süredir bir intikam operasyonu amacıyla Bank Asya'nın batırılması konusunu gündeme getirip duruyordu. Kanunların yasak kılmasına rağmen aleyhte devamlı olarak beyanatlar veriliyordu ve yandaş medyada koro halinde bunu destekliyordu. Ama bugüne kadar bunu başaramadılar. Yani iyi niyetli insanların, samimi mudilerin desteğiyle bilanço analizine baktığımızda bankanın durumu daha da güçlendi. Şimdi bir sürü insan ahkam kesiyor da ben 1964'ten beri hesap uzmanı olarak, defterdar olarak, yeminli mali müşavir olarak bu benim mesleğim. Yani 10 senede üniversitede bilanço analizi dersi okuttum. Şimdi burada baktığımızda hiçbir şekilde bankanın bu operasyonu gerektiren bir durumu yok. Ama devlet bankalarına baktığımızda 2013 ile 2014 arasında kamu bankalarının batık alacaklarındaki artış %131,1. El koyacaksan önce kendi bankalarına el koy. Ama burada tabii Türkiye'de artık anayasa ve tüm hukuk düzeni ayaklar altında. Yani Türkiye tam bir baskıcı rejim. Türkiye'de demokrasi yok. Teşebbüs hürriyeti, fikir, ifade hürriyetleri de zaten yok. Şimdi bu tamamen bir emrivaki. Ama Allah'ın izniyle ben bunun yargıdan döneceğini, özellikle daha önce Kent Bank ve benzeri olaylarda da devlete çok ciddi tazminatlar hükmedilmişti. Ama iç yargıda, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bunun da aynı şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Tabii bir de tabii hoş olmayan bir manzara. İstanbul'un her tarafında terör, hırsızlık, gasp ve benzeri suçlar, uyuşturucu kol geziyor. Orada gayet iyi niyetli adamların önünde bir sürü polis ordusu konmuş. Yani polisin bu kadar da kötü kullanıldığı, şahsi amaçlar, intikam operasyonları için istismar edildiği bir dönemde biz yaşamadık. Bankasya'nın hisse senetlerini elinde bulunduran kardeşlerimizin BDDK aleyhine dava açmalarında zaruret görüyorum. Çünkü o zaman bu emir kulu bürokratlar da bu kadar pervasız hareket edemezler. Çünkü bir bakın, kendilerine talimat veriliyor ama yazılı bir talimatı yok. İleride yargı önünde yanacak olanlar onlardır.